Öncelikle 23 Nisan bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Biraz buruk geçiyor biliyorum. Evimizdeyiz, evimizde kalmak zorundayız. Çünkü dünya çapında büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Yine de televizyonları açıyorum. Büyük bir coşkuyla 23 Nisan'ın kutlandığını görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Umarım ilerleyen yıllarda da Türkiye sokağa çıktığında, bütün dünya sokaklarda olduğu zamanlarda da yine hem 23 Nisan, hem Cumhuriyet Bayramı, hem Türkiye'nin çok değerli günleri aynı coşkuyla aynı şekilde kutlanmaya devam eder. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ediyor ve tabii ki bu da dünya ekonomisi üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturuyor. Sadece gelişmekte olan ülkelerde, fakir ülkelerde değil, tüm dünya ülkelerini çok ciddi manada zora sokuyor, köşeye sıkıştırıyor. Bakın, Amerika teşvik üzerine teşvik paketleri açıklamaya devam ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri teşvik paketi üzerine teşvik paketi açıklamaya devam ediyor. Keza Rusya'da, Çin'de ciddi destekler görüyoruz. Ama buna rağmen koronavirüs işi son bulmadığı sürece, yani bu büyük felaket sona ermediği sürece, bu paketler sadece bu hastalığın yaralarını sarmak konusunda işe yarayacak gibi görünüyor. Oysa hastalık bittiğinde çok ciddi bir ekonomik krizle de dünya karşı karşıya kalacak. Çünkü bu kadar büyük bir durgunluk, bu kadar fabrikaların durma noktasına gelmesi, üretimin bir türlü hayata geçmemesi, talebin bir türlü artmaması ne yazık ki bir sonraki aşama da ekonomik krizin çıkmasını da beraberinde getirecek. Yeni bir teşvik dalgasının açıklanması bekleniyor. Tüm dünya ülkelerinde hükümetler tarafından yeni teşvik paketlerinin açıklanması bekleniyor. Bu para da büyük ihtimalle yine ekonomiye girmeyecek. Zaruri ihtiyaçlar haricinde. Zaruri ihtiyaçlarla neyi kastediyorum? Ondan da bahsedeyim. Gıda ihtiyacımız ya da barınma ihtiyacımız. Bakın, bunun dışında kıyafet ihtiyaçlarını bile insanlar erteler pozisyona geldiler mümkün olduğunca. Çünkü herhangi bir gereksiz harcama yapmak istemiyorlar. Ellerinde artı bir para kalıyorsa da bunu mümkün olduğunca tasarrufa yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu nedenle de açıklanacak her teşvik paketinin haberinin gelmesi, duyulmasıyla birlikte altın fiyatları bir kez daha yukarıya gitmeye devam ediyor. Çok net bir durum aslına bakarsanız. Çok basit bir denklemden bahsediyor. Dünya ekonomileri daralıyor. Gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde. Dünya ekonomisi çok ciddi bir resesyona gidiyor. Dünya ekonomisi çok ciddi bir krize doğru gidiyor. Dünya ekonomisi bir sonraki aşamada çok ciddi bir bunalıma doğru gidiyor. Ve bu bunalımlar çözülemezse büyük ihtimalle bir sonraki aşamada sosyal sorunlar ve belki de büyük bir dünya savaşına gidiyor. Ve bu aşamada insanlar doğal olarak kendisini krize hazırlıyor. Krize hazırlanan bir insanlık var şu anda. Ve krize hazırlanırken de insanların yaptığı ilk şey ellerinden geldiğince, mümkün olduğunca kenara köşeye bir şeyler stoklamaktır. Mesela eğer ki bir savaş algısı varsa, bir hastalık algısı varsa ne yaparız? Bir an önce evimizdeki gıda stoklarını arttırmaya çalışırız. Eğer ki bir kriz algısı oluşuyorsa da mümkün olduğunca tasarruflarımızı arttırmaya çalışırız. Yarın öbür gün çok ciddi, çok büyük bir ekonomik kriz çıkarsa buna hazır olabilmek için kenara köşeye cephane biriktiririz arkadaşlar. Ya da daha fazlasını biriktirme şansınız varsa da o kriz döneminde ucuzlayan gayrimenkul gibi, ucuzlayan firma gibi pek çok şeyi satın alabilmek için nakite, tasarrufa dönersiniz. Bu hep böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacak. Onun için altın yükselecek, dolar yükselecek demek aslında bir kehanet değil. Dünyanın ve Türkiye'nin gidişatı net bir şekilde bunu gösteriyor. Yakın zaman içerisinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke cari açık problemiyle karşı karşıya kalacak. İthal eden, üretmeyen bu ülkeler, yıllarca sırtını bir şekilde Çin'in üretimine dayayan bu ülkeler ya da başka ülkelerin üretimine dayayan bu ülkeler yakın zaman içerisinde kendi üretimlerini gerçekleştirmezlerse ithalatlarını arttırmak zorunda kalacaklar. Diğer taraftan ihraç edemeyecekler. İhraç edemedikleri için büyük ihtimalle reel sektörleri iyiden iyiye sıkıntıya girecek. Bunun yanında turizm gelirleri ister istemez düşecek. Dünkü videomda da söyledim, bir kez daha hatırlatayım. Bakın, dünyanın en önemli havacılık şirketlerinden birisi IATA'dır. Şu son modern dönemdeki havacılık işletmelerinin tamamı o IATA yazılımı üzerinden yürüyor. Ve IATA'nın açıklaması yakın zaman içerisinde en azından önümüzdeki 6 ay içerisinde kimsenin seyahat etmeyeceği yönünde. İnsanlar seyahat etmeyecek demek eşittir turizm olmayacak demek. Eşittir ticaret olmayacak demek. Böyle düşünün arkadaşlar. Uzaktan uzağa teknoloji üzerinden belki bir takım oturmuş ihracat kalemleri gerçekleşecek ama bu malların taşınma sürecinde bir yığın problem olacak. Birebir görüşmeler sürecinde bir yığın problem olacak ve bu da dünyanın
daha da daralmasını ve bizim gibi ülkelerdeki cari açığın daha da patlamasını beraberinde getirecek. Turizm gelirlerimiz azalıyor bakın. İhracat gelirlerimiz azalıyor. Yurt dışındaki işçilerin kendi ülkelerine gönderdikleri para miktarları azalıyor. Yani Türkiye çok ciddi bir döviz sıkıntısına doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Yakın zaman içerisinde Fed'de bir swap anlaşması yapılması öngörülüyor. Bu da bize çok büyük bir çare olmayacak. Ama öbür taraftan bunun tabii çok da büyük bir faiz gideri olacak. Sonuç, altına ve dolara talep her geçen gün artmaya devam edecek. Hem Türkiye'de hem de dünyada. Her açıklanan teşvik paketi altın fiyatlarının biraz daha yukarıya gitmesini beraberinde getirecek. Her açıklanan teşvik paketi dolar fiyatlarının biraz daha yukarıya gitmesini beraberinde getirecek. Avrupa Birliği kendisini koruyabilmek için, dağılmamak için bir yıl teşvik paketi açıklıyor. Ama buna rağmen Avrupa Birliği ülkelerinde çok ciddi bir daralma bekleniyor. 540 milyar euroluk bir daralmadan bahsediliyor. Avrupa Birliği'nin daralması demek yine Türkiye gibi ülkelerin çok ciddi manada daralması demek arkadaşlar. Niye? Çünkü biz ticaretimizi onlara yapıyoruz. Genel itibariyle burada ürettiğimiz ürünlerin büyük bir kısmını Avrupa Birliği ülkelerine satıyoruz. Yakın zaman içerisinde Avrupa Birliği bu şekilde daralırsa Türkiye kime ihracat yapacak? Amerika bizim için çok önemli bir ihracat kalemi değil. Orta Doğu aslına bakarsanız bizim için çok önemli bir ihracat kalemi değil. Bu arada şunu da unutmayın. Bu süreç bize şunu gösterdi. Bütün dünya insanlığına şunu gösterdi. Siz eğer ki üretiminizi tek bir ülkeye dayandırırsanız, yani Çin'de yaparsanız üretiminizi sadece, böyle bir hastalık durumunda bir anda apışıp kalırsınız. Ne yapacaksınız bu durumda? Üretiminizi kendi ülkenize çekmeye başlayacaksınız. Ve bu nedenle de pek çok Avrupa ülkesi, Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa gibi ülkeler mümkün olduğunca yurt dışındaki üretimlerini daraltıyorlar. Yeni bir haber vereyim size. Türkiye'de yatırım bulunan Alman şirketlerinin %44'lük kısmı Türkiye'deki yatırımlarını daraltmayı, hatta belki de operasyonlarını tamamen durdurmayı planlıyorlar. Bunlar bile Türkiye'deki ekonominin nasıl küçüleceğini, Türkiye'deki dolar sıkıntısının nasıl artacağını, işsizliğin nasıl artacağını, yoksulluğun nasıl artacağını net bir şekilde bizlere gösteriyor. Size şunu söylemeye çalışıyorum. Bu koşullarda yapılacak en doğru şey, en akılcı şey, en azından bu süreci daha net görene kadar mümkün olduğunca dünyadaki her insanın yaptığı şeyi yapmak. Yani ekonomik kriz algısı bu kadar net olduğu sürece mümkün olduğunca tasarrufta kalmak zorundayız arkadaşlar. Olaylara sadece teknik analiz ölçeğinde baktığınız zaman evet, altının fiyatlarının çok yüksek olduğunu, direnç noktalarına geldiğini, bu seviyelerden mutlaka satışlar olması gerektiğini görüyorsunuz. Öbür taraftan borsalara baktığınız zaman evet, bu seviyeler alım fırsatı gibi görünüyor. Ya da dolara baktığınız zaman yukarıda seviyeler olduğunu düşünüyorsunuz. Kabul ediyorum. Teknik analiz olarak baktığınızda, yani sadece grafiklere baktığınızda tablo böyle görünüyor olabilir. Ama bu dönem teknik analizle tanımlanabilecek, öngörü sunulabilecek bir dönem değil ne yazık ki. Ben ise elimden geldiğince teknik analizi sadece noktasal anlamda kullanmaya çalışıyorum sizlere bilgi verirken. Mümkün olduğunca temel verileri baz alıyorum. Ve dünyanın gidişatına baktığım zaman, Türkiye'nin gidişatına baktığım zaman, özellikle gelişmiş ülkeler olarak tanımlanan Amerika'nın, Avrupa ülkelerinin ve Asya ülkelerinin gidişatına baktığım zaman altın düşecek, dolar düşecek diyemiyorum arkadaşlar. Evet, zaman zaman hafif gevşemeler oluyor ve olacak da. Örneğin 402 liraya geldiği zaman satalım mı diye soranlar oluyor gram altını. 402 liraya geldiği zaman gram altın büyük ihtimalle altının onsu 1740 dolara dayanmış olacak. Büyük ihtimalle doların fiyatı da 7 lira 20 kuruş olacak arkadaşlar. Bu seviyelerden hafif gevşemeler olacak mı? Evet, olacak. Yani 7.20'yi gören dolar muhtemelen 7.05 seviyelerine kadar gevşeyecek. Ya da 1740 doları gören altın tekrar 1710-1705 seviyelerine, belki 1680 dolar seviyelerine kadar gevşeyecek. 402 liradan aldığınız gram altın belki tekrar 390 lira seviyelerine kadar gevşeyecek. Ama bu gevşemeler çok sınırlı olacak ve oluşan makas aralıkları zaten size alım fırsatı da vermeyecek. Velev ki sattınız, tekrar almaya kalktınız, zaten sattığınız seviyelerden neredeyse almak zorunda kalacaksınız. Onun için bu tür streslere girmek yerine beklemek çok daha mantıklı. Bakın, dünyanın bu gidişatı içerisinde koronavirüsün ikinci dalgasından bahsedilirken, bu kadar insan hayatını kaybetmişken, salgın hızlı bir şekilde yayılırken, hala aşı bulunamamışken ve dünya ekonomisi bu işten çok büyük bir yara alırken altının ve doların düşmesi mümkün değil. Bir de bizim kendi ulusal meselelerimize baktığımız zaman cari açık problemimiz iyiden iyi
niye artıyor? Bütçe açığımız her geçen gün biraz daha açılıyor. Dış borçlarımızı ödeme kabiliyetimiz her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. CDS puanlarımız her geçen gün artıyor. Üretim kanalımız her geçen gün biraz daha daralıyor. Reel sektörümüz her geçen gün biraz daha büyük sıkıntılara giriyor. Bankacılık sistemi tahsil edemediği krediler yüzünden çok ciddi batıklarla karşı karşıya kalıyor. Ve tüm bunların toplamında borsadaki şirketlerin bilançoları her geçen gün biraz daha bozuluyor. Bu koşullar içerisinde Türkiye'de dolar yükselmeye devam edecek arkadaşlar. Size söylediğim 6.80 gibi 7.20 gibi seviyeler sadece normal koşullar için geçerli. Anormal koşullar devreye girdiğinde, yani kriz algısı gerçekten krize dönüştüğünde, ekonomik krize dönüştüğünde, dünya çapında büyük bir buhrana dönüşmeye başladığı zaman zaten o teknik noktalar da tamamen ortadan kalkacak. Belki de biz artık dolar için öyle 7.20, 7.40, 7.80, 8 falan gibi seviyeler konuşmayacağız. Çok hızlı yükselişleri hep birlikte izleyeceğiz. Keza altında da yine çok hızlı yükselişleri göreceğiz ve 2.000-2.500 doları aralığında bir altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalırken her geçen gün onsta yeni yeni rekor denemeleriyle karşılaşacağız. Ve borsalarda büyük çöküşlerle karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Evet, borsalar hafif yükseliyor ama bu yükselişlerin hepsi büyük satış öncesindeki düzeltme hareketleri. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi açarsanız sizlere çok daha hızlı ulaştırabiliyoruz videolarımızı. Ve diğer taraftan eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak, oradaki üyelik seçeneklerine tıklayarak da kanalımıza üye olabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.